Değerli izleyenler, günaydın. TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Ben Ayşenur Asuman Uğur. Bugün yardımcı doçent doktor Yavuz Dizdar konuğum. Ekranlardan da iyi tanıyorsunuz. Biz Yavuz hocamla biraz yediğimiz gıdaları sorgulamaya başladık. Endüstriyel gıdaları, biraz tavuğu sorgulamaya, sütü sorgulamaya başladık. Acaba tükettiğimiz gerçekten bize faydalı olarak geri dönüyor mu? Aslında yediklerimiz bize de faydası yok mu endüstriyel üretimlerden dolayı? Biraz bu konuları kendisiyle öğrendik. Biraz daha bugün detaylara inelim. Bir de hatırlatma yapalım istiyoruz. Biraz şekere değineceğiz. Doğa ve tıbbı acaba yeni forum, yeni bir yorum mu getiriliyor? Biraz bunları konuşalım istiyoruz. Beslenmek mi, karın doyurmak mı? Biraz beslenme psikolojisini, beslenme fizyolojisine de bakalım istiyoruz. Biraz kanser uzmanı olduğu için, radyasyon onkolu olduğu için Yavuz hocamız, son zamanlarda akıllı moleküller, akıllı ilaçlar, hedefe yönelik tedaviler diyoruz. Gerçekten bunlar kanserin iyileşmesinde, tedavisinin başarılı olmasında gerçekten ne kadar etkili ya da başka bir şeyler de mi var acaba arkasında? Biraz bunları konuşalım istiyoruz. Biraz sistem eleştirisi de yapacağız gibi görünüyor her zamanki gibi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Siz aslında biraz sistemi eleştiren bir hekimsiniz. Eleştirmek de lazım. Eleştirdikçe aslında biz daha iyiye ulaşmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Sizin verdiğiniz bilgilerden de biz aslında oldukça faydalanıyoruz. Şimdi hocam şöyle başlayalım istiyorum. Gerçekten açılış anonsunda dedik sütle, tavukla biraz haşır neşir oldunuz. Ondan sonra da Yemezler Ağızlı kitabı yazmaya biraz karar verdiniz. Özellikle siz radyasyon onkoloğusunuz ama gıda üzerine çok yoğunlaştınız. Tabii temel bilimler de okuyorsunuz. Tıpla ilgili birçok bilginiz olduğu için bu kitapları da yazmanız çok da normal aslında. Bir kısım insanlar bunları da eleştiriyor diye ben söylemek istedim kendi fikrimi. Hocam endüstri bize ne yapıyor? Yani endüstriyel gıdalar bize her zaman hasta mı eder yoksa tamamen bu organik gıdalara mı dönmeliyiz? Öncelikle sizin buradaki fikrinizle başlayalım, sonra detaylara ineceğiz. Aha. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Sisteme karşı bir insan aslında değilim. Yani öyle bir karşılığım olsun, aman karşı durayım, hayır değil. Ama okudukça, anlamaya başladıkça, bir takım şeyleri irdeledikçe endüstrinin bugün geldiği yerin artık insan varlığıyla, beslenmeyle bağdaşmaz bir noktaya düştüğünü görüyorum. Bu çok kolay olmadı. Yani bir süt niye ekşimiyor, nasıl uzun ömürlü olabiliyor, yoğurt neden ekşimezden başladı, niye tavuk hızlı pişer kısmından devam edince ortada aslında sütle ya da yoğurtla, tavukla ilgili bir şey olmadığını, endüstrinin bunları esnete bunun içinde akademinin onayını ala sonunda insan vücudunun beslenmesi açısından tanımsız bir durumu yarattığını. Ama bunun dolaylı olarak bir başka çıktısının daha olduğu. Beslenme sistemi değişince hastalıkların da değişeceği. Yani biz bir hastalık formu tanıyoruz ama onu bildiğimiz eski insan tipi üzerinden tanımlıyoruz. Her şeyi değiştirirseniz aynen bir saksının toprağına hiçbir şey eklememek gibi sonunda bitkinin şekli değişmeye başlar. Bundaki yeni hastalık durumunun ne olduğunu artık anlayamazsınız. O zaman ne olur? Tıp bir bilinmezlik alanına girer. Yani tıbbın tanımsızlık dönemi oluşur. Biz hastalığı sağlık durumuna göre tanımlıyoruz. İnsan vücudu çok değişirse sağlık durumu da değişeceği için hangi hastalığın ne olduğunu artık bilemezsiniz. Böyle çok ciddi bir sonucu var bunun. Bundan sonrasında ne yaptık? Bunu bir şekilde ifade etmek gerekiyordu. Evet, kitabı yazdık, yazmak durumunda kaldık. Eleştiri geldi mi? Doğrusunu isterseniz pek eleştiri gelmedi, gelemedi. Çünkü o kitap aslında endüstri için yazıldı. Bakın, meslektaşlarınızdan mı biraz geldi peki? Yani meslektaşlardan da bir eleştiri gelmedi. Siz çok iyimsersiniz. Evet. Meslektaşlar bir şey okumazlar. Televizyondaydın akşam diye soran adam ne anlattığından aslında bahsetmez. Sadece sana bir kinaye, bir gülümseme şeklinde bunu ifade ediyordur. Meslektaş bir şey okumadığı zaman tartışacak bir şey yok. O yüzden halka, vatandaşa anlatmak zorundasınız. Çünkü onlar bütün bilgilerin kendi uhdelerinde olduğunu ve hiçbir zaman değişemeyeceğini düşünmek gibi bir yanılsama içerisindeler. Bugün baktığınızda şöyle bir düşünün. Newton'u yer çekimini bulmasıyla bulmasından önceki dönem arasında ne vardı ki? Hiçbir şey yoktu. Bir elmanın yere neden düştüğünü anladı sadece. Bir şey de yapmadı. Aynı şey herhangi bir zaman tarih süreci boyunca gerçekleşebilir. Vatandaş sonuçta bir gazeteci arkadaşımızın farkındalığıyla
yoğurdun ekşimediğini anladı ve bunun nedenini sorguladı. Pilicin nasıl 4 saatte pişerken eskiden tavuk 20 dakikada haşlanabileceğini anladı. Bunun üzerine artık bugün artık infial oluştu ve dün Tarım Bakanlığı ilk defa piliç endüstrisi, beyaz et endüstrisi para kazanmak dışında bir şey düşünmüyor ifadesini verdi. Beyanat olarak gazetelere geçti bu. Eğer bakanlık bunu söyleyebiliyorsa müteşekkiriz. Demek ki insanlar artık bir takım şeylerin ayırdığına gitmiş durumda. Hakikaten tavuk yemeyen oranı o kadar arttı ki artık evime tavuk almıyorum diyorlar. Ortada tavuk yok. Tavuk yok çünkü. Olmadığı için normal endüstrinin marketlerde siz gıda mezarlığı duruyorsunuz aslında, evet. Marketlere. Oradaki ürünleri talep biraz azaldı. Çiftliklerden, köylerden bir şeyler getirtmeye başladık. Bu güzel bir gelişme. Çiftçiyi, tarımı da aslında biraz aslında, teşvik ediyorsunuz. Aslında tabii ki. Çünkü aslında bu gerekiyor. Hı-hı. Çünkü bu tavuk dediğiniz şeyi siz kapalı ortamda, fabrika gibi alanda yemlen büyütemezsiniz. Mümkün değil. Ha ne dedik? Siz bunu yaygınlaştıracaksınız. Çiftliklerle ortak anlaşmalar yapabilirsiniz. Onlar münferit sizin için üretir. Bu hayvanlar etraftan dolaşır, çöplenir. Yine bir miktar belki buğday vesaire verilebilir ama doğrusunu bu şekilde yapabilirsiniz. Karlılık azalır ya da kar paylaşılır. Çiftçi de paylaşır. Bakın süt artık her tarafta açık süt var. Ve bunlar organize oldular. Özel soğutuculu araçla geliyor. Eskisi gibi değil artık mesele. Onlar da biraz topladı kendileri. Tabii efendim üzerlerine gayet güzel giydirdiler araçların. Hepsi üniform bir müzik. Hani vardır ya böyle caddede geçerken duyarsınız aa bilmem neci geçiyor diye. Böyle bir müzik de geliştirmişler. Onu da sevinerek öğreniyoruz. Aa sütçü geldi diyorsunuz. Bunların hepsinin bir kaydı kuydu vesairesi var. Gelen sütün yeri belli. Öyle mikrop saçıyor, merdiven altı gibi kavramların geçerli olmadığını vatandaş anladı. Ama marketler hala işin ayırdığına gidemediler. Çünkü marketler karlılık prensibi üzerine çalışırlar. Ne kadar ucuz o kadar iyi. Ne kadar uzun raf ömrü o kadar ucuz. Böyle düşündüğünüz zaman market bunu talep ediyor. Bana söylüyorlar ki %25 raf ömrünü geçmiş olan ürünü market almak istemiyor. Nasıl yani diyorsunuz? İşte illaki çok bilmem ne süresi uzun olacak. Ne kadar uzatabiliyorsunuz? Uzatırsınız ama bu bedelinde gıdanın içeriğinden kaybetmeniz demektir. Market bunu istiyor. Bunu istediği zaman endüstri bunu yapabilir. Sonsuza kadar bozulmayan bir kek yapmak mümkündür ve yapılmıştır. Zaten piyasadakiler öyle keklerdir. Siz peki bundan toplumu besleyebilir misiniz? Okulda çocukları besleyebilir misiniz? Kantinden verdiğiniz, sattığınız gıdalarla bu çocukların beslenebileceğini varsayabilir misiniz? Hayır, elbette ki varsayamıyoruz. O zaman hastalıkların değişmesi son derece makul. Nezle grip değil bahsettiğimiz şey. Alerjik astımlar arttı, kanser arttı, otizm arttı. Bu artışların bir nedeninin olması lazım. Kalp hastalıkları arttı. Baktığınız zaman çok fazla hastalıkta artış var ve bu hastalıklar paralel. Yani bir şekilde bir hastalık tablosu başlıyor. Vücudun diğer organlarına da sirayet ediyor, bulaşıyor. En sonunda bir kanser tablosu ortaya çıkıyor ve bundan yine aynı şekilde bu sefer ilaç endüstrisi nemalanmaya başlıyor. Özetlediniz aslında. Şimdi hastalıklar neden artıyor soracaktım. Cevabı aslında beslenme düzenimizin değişmesinde. Alerjik astım dediniz, kanser dediniz. Yani kanser hastası beslenirken, şimdi kanser olduğu bir hasta, beslenirken de bir sürü önerilerde bulunuyoruz. Şimdi siz bilmiyorum acaba bir şeker gerçeğimiz var dedim. Sanki şeker kanser hücrelerini arttırır gibi. Yani kemoterapi alan kanserli hastaya beslenme programı yapılırken şeker tüketmemesi gerektiği, tümörün daha fazlalaşması, metastaz olmamız gerektiği falan söylenir. Buradaki ilişkiden de biraz bahseder misiniz? Valla burada böyle bir ilişki yok, ben size söyleyeyim. Birisi böyle bir deniyor. Zaman bir lafa etmiş 1940'larda 50'lerde Warburg etkisi denilen bir etki. Kanser hücrelerinin glikoz kullanması üzerine kurulu bir mantık vardır, doğru ama bunu sonuna kadar yakamadıkları için daha çok kullanmak zorunda. Yani normal hücre bir glikoz molekülünden 38 tane birim oluşturabiliyorken bunlar 2 tane oluşturabiliyor, 4 tane oluşturabiliyor. O yüzden sanki kanser hücresi şekerle beslenir gibi bir laf çıkmış. Ve inanınız doktor sevgili meslektaşlarım bunu okumadıkları için hala ve hala şeker kanseri besler, şekerle kanser arasında ilişki olsa bizim hastalarda patlama meydana gelirdi. Böyle bir kavram yok. Ben oturunuz 1 kilo baklava yiyiniz demiyorum ama bir ufak dilim baklava yemekle kanserin azması, patlaması, metastaz yapması, yayılması diye bir kavram yok ki. Şeker daha çok damarlar, aslında damarları çok Şeker yordu. Saf olarak tüketildiği takdirde iyi bir şey değildir. Toksik, zehir anlamına gelir. Ama baktığınız zaman şeker gereklidir bir şekilde. Çünkü insanoğlunun vücudu şekeri sadece
enerji kaynağı olarak kullanmıyor. Dokuların arasında glikoprotein adı verilen proteine eklenmiş şeker molekülleri var. Bunlar yapısal özellik gösteriyor ve bilakis dokunun organizasyonundan sorumlu. Ama meslektaşlar, bilim camiası bunları okumadığı zaman sizin karşınıza bir tekerlemeyle geliyorlar. Kanseri şeker, besler şeker. Ne söylüyor ki onkoloji? Beslenme konusunda onkolojinin bugüne kadar söylediği bir şey var mı? Yok. Astımcıların var mı? Yok. Onların da yok. Çünkü şuradan kaynaklanıyor. Beslenme son 20 yıllık endüstrileşme öncesinde nispeten doğaldı. Yani bizim insanımız doğal doğru düzgün et yiyordu. Kuru fasulye yiyordu. O zaman da kuru fasulye pişmiyordu. Şöyle bir hatırlayalım. Yoğurt ekşiyordu. Babam dırdır ediyordu anneme. Hala bu nohut pişmemiş, leblebi gibi yapmışsın diye. Bugün ne oldu da bunlar 20-25 dakika içerisinde pişer hale geldi? Bunu bir düşünelim. Demek ki gıdalarda organize bir şekilde oynanmış olan bir takım unsurlar var. İster toprağa attığınız bir maddeyle bunu yaparsınız, isterseniz artık arılar bunları çoğaltamadığı için suni üretecek döllerle yapabiliyorsunuz. Bu kadar değişmiş bir ortamın içerisinde insanoğlunun vücudu değişiyor ama biz eğitim olarak tıp fakültesinde beslenme eğitimi almıyoruz. Çünkü hala her şeyin aynı olduğunu zannediyoruz. Nişasta bazlı şeker diye bir yeni şeker türevi çıkmış. Hamburger köftesinden tutunuz, sosise kadar her şeyin içine karıştırıyorlar. Şekerle ne alaka? Tabii stabilizör olarak karıştırıyor. Yani bir kere koyduğunuz zaman içine bunun raf ömrünü uzatıyor. 14 yıl bir hamburger köftesi pişmiş bile olsa dayanabilir mi? Dayanabiliyor. Adam ceketinin cebinde unutuyor. Ve 14 yıl sonra bulduğunda hala bir şey olmadığını görüyor. Demek ki gıdalar o kadar çok değişmiş ki ama tıp camiası bunu bilmiyor. İlgi alanında değil. Beslenme konusunda kanser hastası ister istemez bana bir şey söyleyin diyor. Ne evet. yapabiliriz? Yeşilliklerden zengin besleniniz, şekerden olabildiğince uzak durunuz. Bu kadar. Başka söyleyebileceği bir şey yok ki. Bir şey bilmiyor çünkü. Tavukla pilicin farklı şeyler olduğunu farkında olmadığı için hala beyaz et tekerlemesine giriyor. Beyaz et sağlıklıdır diye bir laf bize döndüre 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 benimsettiler. Beyaz etin sağlıklı olduğuna dair bugüne kadar ben herhangi bir bilimsel çalışma okumadım. Yok böyle bir çalışma. Birisi beyaz iyidir mantığından yola çıkarak beyaz et sağlıklıdır diye bir motto üretmiş. Bunu yani okuduğumuz bir şey yok, yapılan bir yayın yok, araştırma yok. Hiçbir araştırma yok efendim. Kanola yağı faydalıdır diyorlar. Kanola nedir diyorsunuz? Kanada'da yetişen hayvan küspesi olarak kullanılan bir bitkinin yağı bu. Türkiye'ye de bunu ektirtiyorlar. Bizde mevcut olan yağ kaynaklarını kestirtmeye çalışırken kanola yağını pazarlıyorlar. En ucuzu çünkü bu. Peki kanola nasıl koruyor dediğiniz zaman yine yayın yok. Yok bir şey. Bilimsel olarak söylediklerini bilimsel olduğunu düşündüğümüz kişiler bunları söyleyince de biz biraz kabul ediyoruz haliyle aslında. İşte o yüzden lütfen vatandaşlarımız karşılarındaki bir şey söylediği zaman kendi akıl süzgecinden geçirecek. Aynı hatayı ben de işlemişim. 5 yıl önce çok ağır bir şekilde uyandım. Yoğurdun ekşimediğini 3 ay test edip hakikaten doğruladım. Aynı yoğurt ben de alıyorum. Evet ekşimiyordu. Ben de farkındaydım ekşimiyordu. Ama ağzımdan telaffuz çıkmamıştı. Bir gazeteci arkadaşımız çıktı. Dolayısıyla insanlar karşılarına geleni titrine vesairesine, duruşuna, konumuna, yakışıklılığına ya da güzelliğine bakarak lütfen inanmasınlar. Kendi akıllarını geleneğe bakacaklar. Bu gelenekte nasıl tüketilmiş? Bunun gelenekte bir yeri var mı? Türkiye'de kanola yağı diye bir şey bugüne kadar kullanılmış mı? Bu tür şeylere ya da balın kilo fiyatı belliyken bu adamlar nasıl oluyor da 5 kilo balı 100 liraya verebiliyor gibi bir takım şeyleri akıllarından geçirecekler. Düz inanmayacaklar. Mutlaka kendi aklını da kullanmak zorunda insanlar. Aksi takdirde kandırılmaya çok açığız. Hocam şimdi son zamanlarda yağ mı şeker mi daha zararlı konusu meydana çıktı. Hangisini kesersek zayıflarız? Hangisini kesersek bize daha faydalı olur? Biri farklı söylüyor, biri farklı. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yapılmış. İşte şekerin kesilmesiyle kilo verilir denmiş, şişmanlığı engeller denmiş. Bir taraftan başka biri kim farklı şeyler söylüyor. İyice kafa karışısı. Bu yağ şeker dengesini bize nasıl açıklarsınız bir onkolog olarak? Şimdi yağlarla şekerlerin konumu birbirinden farklı. Yağ aslına bakarsanız bir canlının bize özetini sunuyor. Yani canlı için karakteristik olan aslında yağdır. Bunu esanstan da ayırt edebilirsiniz. Esans dediğiniz o özel kokuyu veren şey bir yağ asididir, uçucu yağ asididir. Yağların emilimi de şekerden tamamen farklıdır. Yağlar vücutta karaciğere hiç sokulmadan alınırlar. Yani ikisi arasında elmadır, armuttur ilişkisi olduğundan birbirinden ayırt edemiyorsunuz. Söz konusu araştırmayı Ahmet Rasim Kuşkusta
Hocamız irdeledi. 19 kişi üzerinde yapılmış bir çalışma. 19 kişi geçmez üstünden bir araştırma mı yapılır? Böyle bir şeyde. 5 parmağın 5'i de birbirinden ayrı boy ve özelliklerde. Siz tutup da şimdi bunu genelleyip şeker daha iyidir, yağ kötüdür ya da yağ kötüdür, şeker iyidir diyemezsiniz. Böyle bir kavram olmuyor. Bizim direkt söyleyeceğimiz şu sadece, olabildiğince aslından sapmış olan şeyden uzak durmanız gerekiyor. Yağ ise bu zeytinyağıdır, tereyağıdır, gerçek tereyağıdır. Şekerse ne kadar kullanılabilir? Çünkü arılara bakıyorsunuz, karıncalara bakıyorsunuz, bunu depoluyorlar, götürüyorlar. Hem de nasıl bir işbirliği içerisinde? Demek ki şekerin de insan vücudunda bir yeri var. Siz bunu doğal yollardan olabildiğince alırsanız bir sorun yaratmaz. Ama tutup da olağanüstü karşıt, ben kesinlikle şekere aykırıyım, ben hayatta ekmek tüketilmesine inanmıyorum, böyle bir kavram maalesef söz konusu değil. Geçmişinize bakacaksınız. Ekmek ekmek de her zaman ama şu an ekmek değil. Beyaz pamuk gibi şişirilmiş bir şeyden bahsediyoruz. İçerisine 9 cins katkı maddesinin konmasını bakanlık geçen senelerde yasakladı ama yasağın henüz devreye girip girmediği de belli değil. Mayalanma diye bir kavram yok. Taş fırında konuşuyorsunuz. Ne mayası hocam diyor. Bir de maya koyarsak buna bunun bu fiyata nasıl mal ederiz biz diyor. Bu şekilde baktığınızda ekmeğin ekmekle zaten alakası kalmaz. Şimdi hocam bir de buğday ekmeğiyle ilgili artık eski buğdayların kalmadığı ve buğday ekmeklerin de haliyle efendim, öyle bir şey lütfen, de ikimiz bunu da söylüyor. Biliyorum. Yani biraz kafamız karıştı. Lütfen. Çölyak diyabeti. Eski buğdaylar yok. Evet ama buğdayı mayalarsanız içindeki gliadin denen protein zaten parçalanıyor. Sizin için alerjik olmaktan çıkıyor. Sorun buğdayın proteininin mi değişmiş olmasında yoksa artık mayalama usulünden mi vazgeçmişiz? Orada karışmaya başlıyor. Rahmetli Ahmet Aydın'ın kitabını tekrar okudum. Otizme çözüm var. Evet bu otizmi tetikleyebiliyor. Fakat baktığınızda eğer bunu siz hakkıyla mayalayabilirseniz, yani ekşi maya denen usulle yeterince mayalandığında bu tür antijenik yapılar ortadan kalkıyor. Mayalamanın esprisi bu. Yoğurt için de aynı şey geçerli. Orijinal olanı alıyorsunuz, bir taşım kaynatıyorsunuz. Sizin için işlemi zaten bakteriler yapıyor ve bir ön sindirimden geçiriyorlar. Ondan sonra bununla ilgili bir sıkıntı yaşanması söz konusu olmaz. Ama bu zamanda gelip ya artık buğday da eski buğday değil söyleminin maalesef karşılığı yok. Yani bana nostalji yapma gibilerden bir laf olarak geliyor. Çünkü buğday evet değişmiş olabilir. Kültüre edildi, yeni form oluşturuldu. Bunların genetiğiyle oynandı, oynanmadı farklı. Daha çok tane veriyor. O da tartışılır. Ama biz her halükarda bunu tüketiyoruz. Tüketiyorsak eğer bunu, nerede o eski buğdaylar mantığının dışına çıkmak zorundayız? Eğer buna bu kadar takıksak o zaman da Anadolu'da o buğdaydan hala var. Geçen sene itibariyle Balıkesir'de mesela 70 dönüm ektiler sadece tohumluk yapmak için. O zaman bunu devlet kararıyla, bakanlık kararıyla korumak zorundasınız. Bu tohum nostaljisi yapanlar ya da tohum birlikleri oluşturmaya çalışanlar şunu çok iyi bilsinler ki yasa zaten bizim tarafımızdan geçirildi. Yani Türkiye'de tohum olmasına rağmen sertifikalı tohum istiyoruz deyince tohum tekelleşmesi oluştu. Bunlar da çalışıp kendi tohumlarına sertifika alamadılar. Ticareti yasaklandı. Sadece takas edilebiliyor. Bugün gelip de karşımıza beslenme açısından ay nerede o eski tohumlar yok böyle bir şey falan. Her zaman için biyolojide bir takım değişiklikler olur. Bu değişiklikler içerisinde kabul edilenler vardır, edilmeyenler vardır ama mevcut tohumlardan eğer siz uygun usulde işlemeyi yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ve var. Var, hakikaten var. Yani mayalanmayı burada önemine değiniyoruz. Evet de mayalanmanın önemine değiniyoruz. Ürünün hazırlanması önemli. Hiç var mıdır izleyicilerimiz arasından bilemiyorum. Mesela çiğ hamur yemeği denemişler mi? Bir denesinler. Ben denedim. Nasıl bir his yaratıyor? Ya ben açıkçası seviyorum. Yani hoşuma gidiyor tadı. Yani böyle. Yani. Yani denedim. Benim hoşuma gitti. Bilmiyorum. Size nasıl bir cevap vermem gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Ben de bilmiyorum. Evet. Ama denesinler ve görsünler. Denemeleri son derece önemli. Her şeyi reçete olarak, hap bilgi olarak istemesinler. İstiyor ki insanlar. Biz onlara nokta şeklinde bir yer tarif edelim. Filanca yerin bilmem nesinden alınız. Böyle bir kavram yok. Bu bir topyekün iyileşme hadisesidir. Bugüne kadar piliç açısından tavuğa dönüşümü başarıldı. Süt açısından başarıldı. Yoğurt açısından %50-60 çocuklara soruyorum okullarda. Evde anneleri tutturuyor. Onlar da durumun farkındalar.
Bakanlık düzenlemeyi yaptı mı? Hayır, yapmadı. Yolları açık olsun, Allah selamet versin. Bir gün elbette onlar da bu düzenlemeyi yaparlar ama yoğurdun ekşimemesi söz konusu olduğunda market işin içinde demektir. Ne zaman ki marketler tekrar geri adım atıp alanı biraz bakkallara açarlar ve bakanlık da bakkalda satılması gereken günlük pastörize şişe süt gibi asgari gıda maddesini tanımlar ve buna uymak zorundasınız der, o zaman durum değişir. Hocam, o zaman bugün biraz mayalama kavramı, yani nasıl mayalandığı, ona önem vermemiz de gerekiyor. Eğer zararlı bir şey olduğunu düşünürsek mayalama yöntemiyle. Bizim beslenmemizin esası bakteriler üzerinde. İnsanoğlu kendi vücudunu besleyemiyor. Bütün canlılar için 3 aşağı 5 yukarı işlemin bütününü bakteriler yapar. Bizim de bağırsaklarımızda iyi bakteriler olarak adlandırılmış olan bakteriler var. Mayalama işlemi de bir gıdayı zenginleştirir. Yani sütle yoğurt aynı şey değildir. Siz sütten yoğurtu yaptığınız zaman bunun içerisine iki bakteri konuluyor. O bakteri bunu olağanüstü farklı bir şeye çeviriyor ve vitamin açısından zenginleştiriyor, içerik açısından zenginleştiriyor. Bunu siz sütü içerek yapamıyorsunuz. Aynı şey et ve sucuk için de geçerli. Sucuk yaptığınızda etin içeriği çok zenginleşiyor, başka bir şeye dönüşüyor. Ekmek için de geçerli. Buğdaydan eğer siz bunu hamur yapıp mayalarsanız o zaman içerik yine çok zenginleşiyor. Vitaminden zenginleşiyor. Böyle baktığınız zaman mayalama gerçekten çok önemli. Ve bizim doğal gıdanın doğal formda mayalanmış haline ihtiyacımız var. Aksi takdirde beslenmemiz uzun sürede açık veriyor. Herkesin bilincinde B12 vitaminlerinde düşüklük çıkıyor. Herkes D vitamini konusunda ciddi bir sorun yaşıyor. Eczaneler ampul ampul veriyorlar ayıp olmasın diye, çünkü 1 liralık ilaç. Peki niye D vitamini, B vitamini bu kadar düşük çıkıyor diye sorduğunuzda bir açıklama getiremiyorlar. B vitamini, B12 vitamini sadece bakteriler tarafından yapılabilir. Ne hayvan yapabilir ne insan yapabilir. Ve biz bunu gıdayla almak zorundayız. Aksi takdirde kendi sınırlarımızın limitine geliriz. Mayalanmayla nasıl da bağlantısı var aslında. Evet. Hocam, peki şunu soracağım. Beslenmek mi, karın doyurmak mı desem? Bazı gıdalar bizi tok tutuyor. Bazı gıdalardan çok yesek de bir türlü doyamıyoruz. İşte endüstrinin sunduğu şeyler bize bunlar, değil mi biraz? Hem mayalanmasından hem içeriğinden, zengin olmamasından kaynaklanıyor herhalde. Bizim en çok, siz beslenme uzmanı değilsiniz ama bu konuya çok eğildiğiniz için tekrar sormak istiyorum. Beslenmek mi, karın doyurmak mı dedik. Biz hangi gıdalarla aslında gerçekten karnımızı doyurabiliriz? Az yiyerek çok doyabiliriz. Hem de kilomuzu kontrol altına alabiliriz aslında böyle. Hem de faydalı şeyler alabiliriz. Karın doyurmak söz konusu olduğunda her şeyle karnınızı doyurabilirsiniz. Yani gidin sokaktaki bir aldığınız simit de karın doyurabilir ve son derece iyi bir seçenektir. Ekmek yemeyince de karnımız doymuyormuş gibi oluyor mesela yemekte. Öyle oluyor tabii. Biz de kendimizi bilelim. Evet. Ekmek yemeden karın doyurmak... Nedir? Uzun bir süre bunu yaparsanız alışkanlık kazanıyorsunuz, daha fazlasını zaten yiyemiyorsunuz. Ama esas olan şey beslenme. Her öğünde mükemmel bir mükellef sofra bulup yiyemeyebilirsiniz. Karnınızı, ihtiyacınızı karşılayacak kadar doyurabilirsiniz. Ama en azından akşam öğününde ya da hafta sonları kahvaltı öğününde çocukların önüne, ev ahalisinin önüne bir şekilde gerçek gıda konmak zorunda. Bunu yapmadığınız takdirde eksikliğe düşersiniz. Türkiye'deki beslenmenin temeli geleneksel tencere yemekleridir. Bir Avrupa'ya gittiğinizde durum değişir. Onlar kızartmalar, soslar vesairelerle başka bir sistem kurmuşlardır ama onların yeme içme alışkanlıkları Türkiye'ye göre farklıdır. Yani bir patates ağırlıklı rejimleri vardır mesela. Her şeyin içine bir şekilde koyarlar. Bize geldiği zaman bu bölgenin özelliği yeşillik ağırlıklıya döneriz. Tek başına semizotunu düşünün. Semizotu nedir ki? Baktığınız zaman bir ottur. Herhangi bir yerde yabani form olarak da toplayabilirsiniz ama sonuç olarak baktığınızda semizotu aşırı derecede besleyici bir şeydir. Son derece hafiftir, kilo da aldırmaz size, vücudunuzun eksiğini de mükemmelen giderebilir. Dolayısıyla beslenmek, karın doyurmak ayrı kavramlar. Zorunlu koşullarda her halükarda karnımızı doyuruyoruz. Önemli olan çocuklar gibi büyüme halinde olan genç bireylerin okulda da beslenebilmeleridir. Akşam da ama o beslenmeleri için gereken sofra mutlaka ebeveynler tarafından kurulmak zorundadır. Bunu da bakıyorsunuz, cips reklamları almış başını yürümüş, cipsle yapamayacağınız mesela kesindir. Ve o tür ürünler, bunlara boş ürün diyorlar, junk food adını veriyorlar, yedikçe yedirtesini getirecek hiçbir olan ürünler. Hiçbir katkısı yok bize. Kesinlikle hiçbir katkısı yok. O işte vitamin değerleri içer, her şey içer. Yok. Bol bol kalori alırsınız, bol bol lüzumsuz uyduruk yağları alırsınız. Bundan keyif de alırsınız. Onu da söyleyeyim. Zaten o yüzden bu kadar çok satıyorlar.
Ha, iki tane yiyip kalkabiliyorsanız tamam ama çocuğun eline para verdiğinizde gidip o poşet poşet cipsleri alıyorsa eğer ve siz de bunu bile bile göz yumuyorsanız o zaman sorumluluk karnımızı sizin. Karnımızı neyle doyurduğumuz aslında daha önemli. Hocam şuradan şuna geçeceğim. Acaba bizim yediklerimiz, içtiklerimiz, endüstriler gıda, organik gıda ya da işte çok faydalı gıdalar bizim düşünce mekanizmamızı nasıl etkiliyor? Yani böyle bir şey size sorsam. yani düşünce sistemimizi, mantığımızı... Dimağımızı, aklımızı nasıl etkiliyor? Burada da endüstrinin bize sunduğu bir takım şeyler vallahi var herhalde. Şimdi esas çok nasıl diyeyim size etkileyici bir noktaya geldiniz. Bugüne kadar bu soruyu hiç soran çıkmadı. Bir boza ekşiyip köpürebiliyorsa onu içeni de ekşirip köpürtebilir diye söyleyeyim size. Hı hı. Bu örnek geçerlidir. Hı hı. İşkembe çorbası gözlere fer verir derler. Çorbacılarda mesela yazar bu. Bir şiir olarak, dörtlük olarak bulunmaktadır. Gerçekten yediğiniz gıda sizin düşünce kıvraklığınızı, inceliğinizi, parlaklığınızı hakikaten değiştirebiliyor. Eğer siz ölü gıda yerseniz küntleşiyorsunuz. Algılamanız, ifade etmeniz, ortalama zekanızda bir düşme oluyor. Bunu ne yapıyoruz? Cep telefonlarının kullandığı akıllı bilmem nelerle karşılayabiliyoruz, kapatıyoruz. Konum bilgisi veriyoruz bilmem ama bu çalışmadığı zaman sorun çıkar. Gıda kaliteli ise aklın çalışmasını, dimağın çalışmasını ileri derecede artırır. Bunun uç örneğini nerede görüyoruz? Otizmde görüyoruz. Hı hı. Çocuklara ne kadar işlenmiş kötü gıda verirseniz otistik olmaları olasılığı o kadar çok artırıyorsunuz. Araştırmalar herhalde biraz bunu göstermeye biraz başladı. Biraz ciddi anlamda bunu gösteriyor. Otizm bir genetik hastalık değildir. Belki bir potansiyeli vardır ama beslenmeyle çok yakın ilgilidir. Çünkü yediğiniz gıda sadece düz kendiniz için geçerli değil. Tekrar söyleyelim. Kalın bağırsak bakterilerini beslemek zorundayız. Bu bakteri bizi besliyor. Eğer aldığımız gıda bakteriyi besleyebilecek kalitede değilse o zaman başka bir şeye dönüşmeye başlıyoruz. O zekadaki küntleşme, parlaklığını yitirme, bunlar beslenmeyle ileri derecede. Ben size daha uç örneklerini vereyim. Bunları okudum çünkü kumara da alıştırtabilirsiniz. Hı hı. Beslenme içerisindeki belli faktörleri değiştirdiğiniz zaman patolojik kumar denilen tablo ortaya çıkabiliyor. Araştırmalarını çok güzel yapmışlar. Eğer siz yapabiliyorsanız o bölgede oynanma olasılığını yükseltebilirsiniz. Bu şekilde de bakınız, endüstriyel gıda boşuna endüstri değil. Bunun aynı zamanda daha yukarıdan başka kontrol mekanizmaları da var. Siz bir yere giriyorsunuz, zincir market olarak orayı ele geçiriyorsunuz, küçük olanları ortadan kaldırıyorsunuz. Gerçek gıda üreten köylüyü bir şekilde kanunlarla vesaire elini kolunu bağlıyorsunuz. Ondan sonra istediğinizi yapma olasılığı yani tabii ki artıyor. Yani düşünmeyelim mi bizi, yani düşünce mekanizmamızı olumsuz etkileyen mantığı olumsuz etkileyen etkileri de var. Yani sadece beden sağlığımız değil, beyin sağlığı elbette etkileniyor. Etkilenmez mi? Mutlaka etkileniyor. Bu da çok aslında belki konuşulması gereken bir soru. Hocam şunu soracağım. Marketler gıda mezarlığı diyorsunuz. Siz aslında marketlere biraz dönüştük. Şimdi marketlerden biz peki neleri alalım? Yani her marketteki her ürüntü kaka mıdır? Hayır, İçerinde değil. Neye bakmamız biz lazım? Biz bir genelleme. Biraz korktuk. Bir miktarda, miktarda tabii ki bir espri faslı var. Aha. Ama şunu söyleyelim. Ben İngiltere'de de market gezdim. İtalya'da da market gezdim. Özellikle market gezmeye gittim. Türkiye'deki kadar temizlik reyonu hiçbir dünyanın ülkesinde yok efendim. Yani biz bu konuda çok fena sömürülüyoruz. Her şeyden o kadar çok çeşitlilikte ürün var ki marketin üçte biri temizlik malzemesinden oluşuyor. Böyle bir temizlik anlayışı yok. Bizde temizliği çok uç boyuta, sterilizasyon aşamasına getirdiler. Bu bizim sağlığımız için ileri derecede dezavantajlıdır. Herkesin ortak kabulüdür. Dün akşam Science diye bir uluslararası çok itibarlı dergi aynı şeyi yazıyor. Aşırı hijyen, aşırı temizlik sağlık açısından son derece zararlı bir davranıştır. İki, uzun ömürlü gıda dediğimiz zaman bunun içerisinde üçte birinde marketin krakerler oluşturuyor. Evet. Bisküvi endüstrisinin marketlerine dönüşmüş durumda. Aynı şekilde bisküvi endüstrisinin kantinleri var. Bunlar bizim çocuklarımızın beslenmesi için yeterli değil. Ama baktığınızda çocuk tabii ki bunu istiyor. Erişkin de bunu isteyebiliyor. Tadı güzel, reddetmiyorum ama belli bir yerde sınırını koyacaksınız. Marketin içerisinde hala alınabilir ürünler, et reyonuna gidebilirsiniz, alabilirsiniz. Kırmızı et satıyorlar. Kasap kadar iyi değildir ama rahatlıkla. Peynir reyonundan alabilirsiniz, mutlaka tadacaksınız. Ama kapalı ürün reyonu dediğiniz zaman o peynire bir yere kadar güvenebilirim. Ama ambalajlı uzun ömürlü diğer gıda maddelerini alırken dikkat edin. Salçasından işte
közlenmiş vesairesine kadar bütün sirkenin bile içerisinde koruyucu madde var. Sirkeye bile koruyucu madde koyuyorlar. O yüzden olabildiğince bu üretimi eve kaydırmak zorundasınız. Zamanı geldiği zaman küçük elmaları alırsınız. Bunlardan son derece güzel sirke yapılabiliyor. Yapılması son derece kolay. Özel el becerisi gerektirmiyor. Sadece bekliyorsunuz. Zamana tabi süzüyorsunuz. İçinde mikrop falan da üremiyor. Şöyle düşünsün vatandaşlar. Yoğurdun içerisinde bugüne kadar herhangi bir yabancı mikrop üreyebilmiş mi? Tabii ki üreyemez. Çünkü yoğurdu oluşturan mikroplar başka bir şeyin üremesine müsaade etmiyorlar. O yüzden süt akıllarına göre mikrop bile olsa bunu yoğurda çevirirseniz sadece yoğurt vardır ortada. Başka hiçbir şey kalmaz. Aynı şey sirke için de geçerli. Marketler genel olarak bir gıda mezarlığına dönüşmüş durumdalar. Ama içlerinde alınabilecek hala elbette ürün var. Bizim istediğimiz yeşil sebze meyve de dahil olmak üzere bunun bize güvencesini market verecek. Bir portakaldan 3 erişkin insan birer dilimle zehirlendi. Böyle düşününüz. Bu market televizyonlarda dizi dizi reklam oynatıyordu. Suyunun bile bilmem nesine bakıyoruz işte öyle hassasız diye. Adli tıpla belgelendi. Bu şekilde bir market anlayışını ben kabul edemem. Madem market buna güvenli diye sorun önümüze getiriyor, o zaman bunun güvencesini verecek. Doğru düzgün yoğurt getirecekler. Günlük şişe süt getirilecek. Pastörize kaymaklı olacak. İşlemden geçmemiş olacak efendim. Şimdi kozmetiklerle ilgili de bakanlık bir araştırma yaptı. Bir sürü firmaya ceza geldi. İçerinde çok zararlı maddeler var insan sağlığına. Sadece yediklerimiz değil, sürdüklerimiz, güzellik anlamında, temizlik anlamında kullandıklarımızda da bir sürü sıkıntı var işte. Antibiyotikli şampuandan bahsediyorsunuz. Antibiyotikli vücut jelinden bahsediyorsunuz yıkanma amaçlı. Bakteri bizim için gerekiyor. Siz bunu antibiyotikle eğer bir şekilde ortadan kaldırırsanız deriniz azar. Evet. Azmasının sonucu egzemadır. Ondan sonra alerjidir. Gidersiniz bu sefer cilt hastalığını başlatırsınız. Esas bakanlık bunlara baksın lütfen. Bakanlık entene püften küçük kimsenin duymadığı markaların içinde biraz paraben bulmuş bunları afişe ediyor. Esas siz öbür tarafa bakın. Antibiyotikli sabun mu olur? Bu şekilde düşündüğünüz zaman aslında yapılması gereken çok daha fazlası var. Bunlar göstermelik bir miktar kusura bakmasınlar gaz alma seremonidir. Gene bunlar da halk yine alabiliyor, dikkat etmesinde herhalde fayda var diyelim. O araştırmanın da herhalde bir nedeni var. Hocam bir de şu var, aslında onu oradan size soracaktım. Sonra ilaçlarla ilgili bir şeye geleceğim. Geliklerimizin bazı gıdalar ne diyoruz? Serotonin hormonu, mutluluk hormonu salgılıyor diyoruz. Mutluluk hormonu hem bizi biraz gerçekten mutlu ediyor, biraz da tembelleştiriyor. İşte gıdalardaki asıl bazı problem de bu herhalde. Düşünce mekanizmamızı bizim bozan, tembelliğe kaydıran içerikler de çok fazla değil mi? Aslında orada soracaktım bu soruyu ama yani mesela çok çikolata yemek. Tamam, çikolata da zararlı diyoruz, yağ var diyoruz. Bitter çikolatayı biraz masumlaştırıyoruz ama yani biz gerçekten hangi gıdaları kesersek biraz düşünce mekanizmamız daha iyi çalışır, daha mantıklı bakarız bir şeylere. Şeker, çok mutlu olmak, mutlu hissetmek iyi midir ki? Mutlu hissetmek güzel bir şey. Ama mutluluk geçici bir kavramdır. Evet. Bir kere bunu bilelim. Aha. Yani sonsuza kadar böyle saksıya dikilmiş bitki gibi gülümseyemezsiniz. Siz önemli olan neşenizi kaybetmeyeceksiniz. Evet. Hayata bakışınızı bir miktar neşeli tutacaksınız. Karamsarlığa kapılmayacaksınız. Mutluluğun da objeye bağlı olmasının ötesine çıkacaksınız. Yani bir şey yedim mutlu oldum. Bu şekilde bakarsanız bütün dondurma reyonunu bitirirsiniz ve mutluluk içinde yüzersiniz sonucu çıkıyor. Bu tür ürünlerin aşırı miktarda tüketilmesi yanlıştır. Ama hava kasvetli, karanlık, sizin moraliniz bozuk, bir tane ağzınıza attınız ve iyi hissediyorsanız yapmanızda hiçbir sakınca yok. Yeter ki sınırı geçmeyelim, ucunu kaçırmayalım. Çünkü yağlı gıdayı dediğiniz zaman yağlı gıdanın insan vücudunda oluşturduğu refleks mekanizmalar tamamen farklı. Şekerli gıdanın hal halükarda biz beslendiğimiz zaman sadece sindirim sisteminden geçenleri düşünüyoruz. Görmekle bile insan vücudu mutlu olabilir, görmekle bile sistem uyarılabiliyor. Bilginiz olduğu için hocam, fikrinizi de çok güzel ifade ediyorsunuz. Yönetmenim çıkalım diyor, hemen şunu soracağım. Kanserde yeni gelişen ilaçlar, akıllı ilaçlar, moleküller, bunlar gerçekten hedefe yönelik çok güzel tedavi ediyor mu? Çok daha başarılı mı? Ne diyorsunuz? Değil efendim. Bir kısmı ufak tefek başarı avantaj ama ilaç endüstrisi ipin ucunu kaçırdı. Karşılıklı kazanç haline getirdiler. Bir hasta başlıyor, bir ilaç etkisiz, öbürüne geçiyor, öbürüne geçiyor. Sonunda bütün o ilaç zinciri içinde herkes payını alıyor. Olan hastaya oluyor.
O yüzden böyle işte yeni ilaçlar çıkıyor, bu işi yendik, aman yürüyünüz arkadaşlar modelindeki dolduruşlara lütfen inanmasınlar. Şu ana kadar elle tutulmuş birkaç tane çok etkili ilaç dışında kanserde öyle yeni başarılı bir ilaç söz konusu değil. Sürekli bir promosyon, sürekli insanlara evet bu umut var, bu umut var. Yurt dışından millet 20 bin, 30 bin euro, 150 bin euro, 170 bin euroya ilaç getirttiriyor. Mektupla ilaç postalandığını söylüyorlar tablet tablet. Nasıl bir araştırma yapılıyor, kiminin üzerinde kim deniyor, ne deniyor, bunların hiçbiri bilinmiyor. Ama lütfen ve lütfen ilaç endüstrisinin ve onların akademisyenlerinin ilerliyoruz, muhteşem, çözeceğiz, gelecek seneye bu iş tamam laflarına kimse inanmaz. Biraz biz de bunları düşünelim, sorgulayalım. Elbette tabii ki tedavimize olumlu katkıları sizin izninizle söylüyorum vardır ama gene biz düşünceyi elden bırakmayalım. Önemli olan hastalığın artmasının engellenmesi. Evet. Siz sigarayı alıştırtıyorsunuz insanlara, ondan sonra engelleyelim diye ilaç veriyorsunuz. Siz bunu en baştan önleyeceksiniz. Yararlı bir şeyse verilsin. Önlemek de çok fazla önlemek bu beslenmeden de geçiyor aslında. Çok teşekkür ediyorum. Yardımcı doçent Doktor Yavuz Üzler, onkoloji uzmanısınız, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesindesiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programı bugün de sonuna geldik. Yayınlarımızın tekrarını tvnet.tv.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmenizi diliyoruz. Tam iyilik halinde kalınız. Pazartesi 9.15'te buradayız. Hoşçakalın.